İmanla alakalı olduğu için bir ders. İman, iman esasından zerre kadar bir inkişaf. Nihayetsiz, sonsuz bir nimet ilahi olduğu için fani ne kadar büyük olursa olsun bir nimetten çok büyüktür. Haşir meselesi değil böyle normal bir Müslümanın biraz mürekkep yalamış kişilerin de sorunudur. Hocaların bir kısmı haşir meselesinde hala sorunludur. Yani kabul ediliyor ama fikri ve hissi seviyesi Zordur. Risa, sıkıntılı evet. Risale okumamışsa yani pek şansı yok. Çok zor yani. Bu haşir meselesi eğer kendini yetiştirmemişsen. Ondan zerre kadar bir haşir meselesinde inkişaf çok büyük nimet ilahiyedir. Mesela Allah'ın delili kolaydır. Kainattır, Kur'andır, Peygamber aleyhisselatü vesselamdır mucizeleri. Fakat... Haşrın delili zordur. Nedir o? Tabiattır, yani doğadır, kainattır ve insanın fıtratıdır. Bu akşam insan kendi fıtratında şahit olacak. Şimdi bu dünyaya cennete gitmek için hikmet ilahi müsaade etmezdi. Cennetten gelip cennete gitmek için değildir. İnsanın yazılımında inkişaf etsin diye bu inkişafı da zıtların vücuduyla mümkündür. Cennette zıtlar yoktur. Zıtlar inkişaf etsin diye. Ama Kur'an rahmeten lil alemin olduğu için muhatabı vandır ekserisi olduğu için cennet gaye gösteriliyor. Ama talebelerine, Kur'an şakirtlerine cenneti gaye yaptırmıyor. Başka bir şey var. Şimdi Adem aleyhisselam ruhlar aleminden oraya gitti. Gidip de bak gitmiş gelmiş tekrar oraya gitti. Ama biz bu ortamda onu söyledik. Şu anda söyleyeceğim akli ve mantıki onu hiç kullanmadan kendimizdeki şahitlikler göstereceğiz. Gidip de gelen mi var? Var. Kimdir? Sensin. Gidip de gelmişsin. Bakalım nasıl gelmişiz. 521 sözlerde diyor ki 5. medar dünya dönüyor. Beşerin ceveri ruhunda insan şu bedenin dışında her şeyi gayptır. Ben size gaybım, siz de bana gaybsınız. Sifahiret gayb değil ki benim hissiyatım, duygularım, latifelerim, aklım, ruhum, imanım, itikadım size bedi değil ki. Gaybım ben. Size gaybım. Ama siz de bana gaybsınız. Ben de gaybınıza hitap ediyorum. Bedenin dışında her şey gayiptir. Beden şahadettir. Şahit olduğumuz. Benim içsel alemime şahit değilsin ki. İman da gaybadır. Bana da gayb. Kendim de kendime gaybım. Siz benim ruhuma gayipsiniz, Gayb. Beşerin ceveri ruhunda derc edilmiş, konulmuş gayri mahdut istidat var. Yani insanın yaratılışında hudutsuz istidat var. Yazılım. Bakalım insanın geldiği yer belli ya ne karnı işte ya. Ortada belli. Gayb değil ki. Şahit olduğumuz bir yer. Annenin karnı. Karanlık, dar ve gözde teknolojiyle alakalı olmayan bir sistem. Kullanılan malzeme de belli. Domates, fasulye, ekmek, yoğurt, turşu işte. Yapılan sonuç farklı yani. Mesela anne karnı karanlık. Kör maddelerden göz yapılıyor. Yani tuhaf çalışıyor bir şey. Karanlık yerde kör maddelerden göz yapılıyor. Sar, sessiz alemde sar ekmekten kulak yapılıyor yani. Şimdi insanın ruhunda nihayetsiz istidat var. Kendimiz şahitiz buna. Nihayetsiz. O istidatta gelecek bir sürü görseller gelecek bunun açılımı o istidatta yani o yazılımda içinde gömülmüş olan gayrı mahsur kabiliyetler vardır. Yani bizim olduklarımız şu 10 senede, 50 senede, 100 senede olma ihtimali olan olasılıklar neler olabilirdik? Sonsuz. Ama 60 senede bu kadar olduk. Aslında yazılımızda böyle değil. Olduklarımıza kabiliyet deniliyor. Olamadıklarımızın hala devamı istidat. Merak etmeyin bu konuştuklarım biraz belki yeni gençlerde aşına olmamış olabilir ama e, biraz sonra resimlerle izah edilecek bu mevzu. Ama ben bir yapıdan bahsediyorum. Yani ustad bahsediyor. sözler 521. E, Zerrek kadar bir inkişaf etse, ha demek ki ben bedenle ben değilim. Benim içsel alemim var. Tamam. İçsel alemim de e, e, çip gibi hafıza kartı gibi çipler var ya telefona da takıyorsun bilgisayara. Zahirde bakarsın böyle siyah bir şey ama içine bakarsın 50 tane film var. Yani orada bir sürü sesler var, görüntüler var, mekanlar var, resimler var, renkler var, var da var, yazılar var. E peki zahirde görür müsün? Göremezsin. Ha, insan çipe benzer, içindeki filmler gibi düşün. E, mahsus kabiliyetler var, o kabiliyetlerden neşet eden hadsiz meyiller var. Yani Ondan dışarıya çıkan, nereden biliyoruz böyle bir şey var olduğunu? Böyle kabilet istidatların mailler var. Mail diyoruz, istiyoruz. Yani ille bir şey istiyoruz. doğduğumuz zaman bir şey olmak istiyoruz. Mailler var. Yani maddenin yapısında böyle bir şey olmaması lazım. Proton, elektron var böyle. Ama bir şey istiyoruz biz. Mail var. Tamam. Sonra o hadsiz maillerin için içinde ya yani o patlatıyoruz mısır patlatır gibi içinin 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 yani insan gir içeriye ruh var gir içeriye istidat var gir içeriye kabilet var kabiletten gir içeriye yani çık dışarıya soğanın cücüğü gibi yapalım merkezde ruh var biraz çık dışarıya istidat var biraz da çık kabilet var biraz da çıkalım mailler var sonra hatsiz maillerden hasıl olan nihayetsiz emeller var meyillerden arzular var ve o nihayetsiz emellerden ya nasıl bir arzular evet istiyorsun ya fani bir vücutta evet olur mu? bir yerdesin her yerde olmak isteği var niye olsun ki maddenin fonksiyonu mudur bu bizim mektepte öyle derlerdi 75'te öyle ateistlerin cirit attığı dönemde insanın istekleri yani insan maddenin fonksiyonudur Allah aşkına ben sonsuzluk istemem fani maddenin fonksiyonu mudur? Bir anda her yerde olmak istiyorum. Ölmek istemiyorum. Her şey olmak istiyorum. Bir şey olmak istemiyorum şu anda. Ben şu anda bir şeyim. Bak bakalım isteklerimizin hiçbirisi var mı? Niye ben bu bedendeyken bu bedenin dışında şeyler istiyorum? Ni maddenin fonksiyonu mudur? Muhabbet, aşk, şefkat, nefret, öfke vesaire gadap maddenin fonksiyonu mudur? Madde ile mi izah edeceksin? Öyle denmişti. Nereye kadar? Kuantum fiziğine kadar. Yani madde bölünebilir en küçük parçasına atom deniliyordu ve bitiyordu. Derlerdi ki bundan sonra ahiret olsa bir alameti olurdu. Bir tereşat izi olurdu yani. Şurada bir su varsa kayalıklardan bir damla akar. Bir işaretleri olurdu derdi. Ya ahirete dair bir alamet, bir yol, patika yok ki. Niçin yok? Mu geldik etti geldi, atomda durduk. Ama şimdi kuantum fiziği ne yaptı? Oho fizin esas hiçbir şey değil. Metafizik yani kuantum fiziği ateistlere ahireti inkar edenlere müthiş bir darbe vurdu. Yani şunu getirdi. Her şey burada bit, bitmiş zannedilirken bitmediği, üstünü açamadığımız muazzam bir alem karşımıza çıktı. Hani bitmişti? Bu bize gösteriyor ki madem fiziğin altında metafizik, kuantum fiziği çıktı, kuantum fizikten sonra başka bir şeyin olmadığını kim söyleyecek bundan sonra? Hani bitmişti? Birkaç asır bunu yapmıştı. Demokrit yani bir Yunan filozofu burada bitti diyor. Bir alameti yok diyor. Şu anda ne alameti? Patika yolu değil, Ahirete otoban açıldı. Yani madde ve atom, fizik ona göre hiçbir şey değil. Meta, alt yapıdan bahsediyorum. İnsan da öyle. Şimdi ben 60-70 kiloyla mı ben insanım? Benim merhametim, şefkatim, anlayışım, idrakım, emellerim, arzularım, nefretlerim, öfkelerim, isteklerim, istemediklerim maddenin fonksiyonu mudur diyor. Değil. Emeller var, arzular, nihayetsiz emeller var. Neler istiyorum? Ondan ortaya çıkan gayrimutenayi fikirler var. <laughs> Bak fikirler çıktı. Soğanın merkezine şeyi koyduk ru. Çık dışarıya istidat, çık dışarıya kabile, çık dışarıya emel, e, mailler, meyiller, emeller, arzular, şey, efkar, fikirler, düşünceler, tasavvurat insaniye çıktı. Şu alemi bunlar neyi gösteriyor diyor. Bu bende olan şahit misin? Şahitim. Yani Maillerim var, emellerim var, arzularım var, fikirlerim var, düşüncelerim var. Birbirini tazamun ediyor. Yani saniyenin dönmesi dakikanın döndüğünü. Onun gibi hızlı görmüyorum ama. Dakikanın döndüğü ne de diyor usta? Saatin döndüğüne delildir. Şimdi bende düşünceler var. Var mı? Var. E, fikirler var, tasavvuratlar var, arzular var. Gir içeriye. E, bunlar neyi gösteriyor? Bunların şu alem-i arkasında bulunan saadeti ebedi elini uzatmış, ona gözünü dikmiş, o tarafa muteveci olmuş olduğunu ehli takip görüyor. He, bedenimin dışında gözüm şekil istiyor, kulağım ses istiyor, ruhum ne istiyor? Burayı istemiyor, arzularım burayı istemiyor. Yani oraya gözünü dikmiş diyor, oraya uzatmış. Ayak yürüme aleti gelecek zaten. Demek ki içsel alemine baktığımız zaman burayla memnun değil. İnsan niçin memnuniyetsiz bu dünyada? Ahirette olacak arzu ve isteklerinin cevabını burada istediği için. Oysa arzularını ertelese ve ötelese, burada olmadığını bilse o zaman rahat edecek. İnsana rahatlık yoktur. Ne zamana kadar isteklerini burada ararsa hiçbir zaman rahat olamayacak. Çünkü sonsuzluk istiyor sonlu yerde. Bir anda her yerde olmak istiyor bu bedenin içinde. Ölmek istemiyor et ve kemikle olduğum halde. Nasıl olacak bu? İnsanı rahatsız eden bu işte. En büyük sorunu da bu. Elini uzatmış sonra işte işte hiç yalan söylemeyen fıtrat ve fıtrattaki şu kati ve şiddet sarsızman meyni saadet ebediye saadeti ebedini ta kukuna dair vicdanı bir hadsi kati veriyor. Yani şu Fıtratın şahadetine bakın. İnandığınız için tasdik etmeyin beni. O kadar kesin söyleyeceğim. Şimdi fıtratın şahadeti kimse itiraz edemez. Fıtratın şahadetini yapıyorum. Bana gözü veren, gözü veren kör A şıkkı kördür, B şıkkı görüyordur. Hangisi doğrudur fıtratın şahadeti? Bana kulağı veren sağırdır, işitiyordur. Yani peki bana şuuru veren bana hayatı veren, bana aklı veren kendisi cahil akılsızdır. Nasıl olacak? Peki çeşitlendiriyorum. Gözüm diyor ki beni veren görüyor. Elma diyor ki beni boyayan görüyor. Manzaralar diyor ki dağlar, tepeler beni boyayan yapraklar kör değildir. Bunu evet demek için Müslüman mı olmak lazım? Yani hiç siz doğuştan ama bir insanın göz doktor olduğunu gördünüz mü? Oto kaportasına geliyor adam bastonla. Arabayı boyayacak. Sen bu arabayı teslim eder misin ona ya? Fıtratın şahadeti şu. Yani gözüm diyor ki beni gören, beni yapan görüyor. Aklım diyor ki beni yapan akılsız değildir. O zaman fıtratın şahadeti katidir. Fıtrat bunu söylüyor. Gözüm diyor ki beni yapan kör değil. Öyle mi abim? Bunu itiraz edemez ki. E diyorsa inadı bir şey. Olur mu canım? Maddenin fonksiyonunda şefkat mı var? Bende niye şefkat var? Annem fasulye yedi de kuru fasulye ondan olmuşumdur şefkat. Eğer maddenin fonksiyonu olsaydı 70 kilolu insanlar aynı şeyi hissederdi. Aynı şeyi düşünürdü. Madde artık parçalandı kardeşim ister kabul et ister kabul etme. Madde atomluktan çıktı kuantum fiziğine geçti. Kuantum fiziği fizik kanunların alt üst ediyor. Bütün bildiklerini unutacaksın. Kuantum fiziğiyle biraz meşgulsen fizikteki kanunları unutacaksın. Sonra Kati şehadet ediyor. Yani fıtrat başka yeri işaret ediyor. Mesela bana beka arzusunu veren A şıkkı fanidir dünya. B şıkkı bana baki veren baki olması lazım. Ben her yerde olma isteği var. Bunu bana veren atomsa, madde ise bu olmamam lazım. Böyle isteğim olmaması lazım. Ben bir anda her yerde olma arzusu maddenin fonksiyonu değildir. Başka bir şeydir. Ama maddede olup madde olmayandır. Hatta kuantum fizikle gözlemciye göre e, elektronların hareketleri değişiyor. Tuhaf yani. Ve insanoğlu Higgs bozonu ile yani tanrı parçacığını demek zorunda kalmış. Protona kütleyi veren, kütle özelliği veren Higgs yani tanrı parçacı demek zorunda kaldı. Bir Allah yerine her bir atomda bir tanrı demek zorunda kaldı bir şedid ve sarsılmaz meyli saadet ebediye, saadet ebediyenin tahakkukuna dair vicdani, yani insan şahittir ki biraz böyle vicdan düşünse, Vallahi beni yapan, beni yapan benim cinsimden değildir. Ben benim aklımı yapan aklım olmadığından akılsız maddelere veremem. Aklın ustası akılsız olur mu ya? buçuk milyar insanın aklını yapan 8,5 milyar insanın aklını yapan en az bu akılların toplamı kadar akıllı olması lazım. Sen şimdi kalkıyorsun 8,5 milyar insanın aklını yapana akılsızsın diyebiliyorsun. Maddede hayat mı var ya? Duygular mı var? Hisler mi var? Latif letafet mi var? Madde maddedir de annenle bacınla sokaktakiler niye farklıdır? Ne, niçin bu duyguların farklıdır? Yani maddenin fonksiyonu mudur? Evet onu gösteriyor. 10. sözün 11. hakikati bu hakikati gündüz gibi gösterdiğinden kısa kesiyor. Şimdi bunun açılımlarını yapıyoruz. Şimdi ahiret adam uyuyor. Ölümün kardeşi olan uyku. Adam uykuyla geçiyor. Uyku hali nedir? Madde ile maddede başlayıp ama madde olmayan geçiyorsun oralara. Hayaldır. Ne hayali kardeşim? Hayal hayal değil ki. İstihare namazına yatıyoruz. Peki senin niyetini kim duyuyor? İstihare namazında sana cevaplar veriyor. Bir sürü daha olmadan önce hadiseler e, haber almıyor musun? Tuhaf tuhaf. ille Müslüman olması şart değil. Cinni hastalar, cinni alemi gaybden haber vermeye çalışanlar. Bir sürü hani Rus var, Bulgar var. Bir bakıyorsun ki şu olacak bu olacak. E, nasıl söyler ya? Demek ki... Ölümün kardeşine Uyku. Adam uyuyor. Alimi Berzah'ın zırhına geçiyor. Ne? Oraya, Oraya kadar gidiyorsun. Ama madde desin bak. Geç. <laughs> Anne karnından geldiğini hatırlıyor musun? Bas bir de çalışsın. iki defa. Anne karnına geldiğini hatırlıyor musun? Hatırlayan var mı? Yok. Oradan gelmedik mi o zaman? hatırlamadığın bilmediğin diye yok mudur? Hatırlamadığın bir şey. Peki ilmen ne için kabul ediyorsun anne karnını? İlmen öyle olması lazım. Gidip de gelen mi var? Var evet sen. E hatırlamıyorum. Anne karnından geldiğini hatırlıyor musun ki? Bir daha. Ben öyle bir alemden gelmedim. Niye? O gelseydim hatırlardım. E anne karnında da geldiğini hatırlamıyorsun. Peki geldiğim nedir? Tereşuatlardır. Yani mesela Hatay'da kaldım. Kırıkan'da yaylalarda dolaşırken su sarmıştık böyle. Ulan baktık nerede su var? Nerede su olacak? Orada bir kenarda iki şey arasında bir otlar var. Orada su var dedik. Niye var dedik? Tereşuatları var. Orada su çıktığına göre dibinde su var. Veya kayalıklardan su damlası. Yani senin evde üstte tavandan su çıksa der misin ki üst komşunun yatak odasındaki musluk açık. Öyle mi dersin? Ya tuvalet ya mutfak açık dersin ya. Çünkü su yatak odasından gelmez. İşte insandaki beka arzuları faniden gelmez. Mu yatak odasında musluk mu gelir? Her şey kendi cinsinden dişe vurur. Yani dışına vurur. Anne karnından geldiğini hatırlamıyorsun bak. Ama inkar edemezsin. Nereden biliyorsun oradan geldiğini? Akden biliyorsun. Oradan gelmişizdir. Evet aynı o ahiret de böyle. Oradan gelmişiz. Hem de fikren değil yaşıyorsun. Duyguların hep oralıdır, <laughs> gayb cinsindendir. Arne kanından geldiğini, bir daha bas, heh. hatırlamıyorsun ama oradan geldiğini inkar edebilir misin? Bak nereden nasıl gelmiş, ya bu nasıl bir şey ya, nasıl bir teknoloji kullanmış. Karanlık bir alemde kör maddelerden göz, sağır maddelerden kulak yapılıyor duygus yani geldiğimiz yer burası ya ben buradan mı geldim ya bu ucu bucağı belli olmayan duygularla anne kanda ne gelecek ya değirmenden gelen un tamirhaneden gelen yağ kokar ya geldiğim yer belli niye oraya benzemiyorum niye oraları taşımıyorum niye o fikirleri şey yapmıyorum belki anne ve babamın fikirlerini hiç alakam yok ne ha geldiğimiz yer burası kardeşim gayb değil ki ya burayla benim ne alakam ha bedenim alakam mı? ama bedenimin dışında hiçbir yer buralı değil. Abedi. Geç bakalım. Peki anne karnından neden neden bu organlar takıldı? Şu ayak işe yarıyor mu? Kol, kulak, burun. Kafır burada mı? Olsaydı ahiret edecekti. Biz ediyoruz. Çünkü o şaşırıyordu böyle. Tutamıyor da böyle volkan gibi. Bak şimdi Abdullah. Şu ayak orayı daraltmıyor mu? Orada işe yarıyor mu? Kol işe yarıyor mu? Kulak işe yarıyor mu? Ses var mı ki? Göz var mı? Su torbası ya e, ciğer takılmış ne alakası var yani maddenin fonksiyonu mudur? Bu adam su torbasının içinde hava aleminin akciğeri niye olsun? Ya bu çocuğa bıçak versen al şu bıçağı o fazlalıklar at. Ayak beni dar et diyor burayı kesat diyecek. Kol kol ne yiyecek ya ağaca mı çıkacak? Onu da at. Seç bu nedir der anlam veremez. At burada bir şey var göz bilmez at onu. Neyi bırakacak? Sıf kordonu bırakır. Niçin? Hiçbir şey orada yaramıyor. Niye takıldı? Çocuğa sorsan bu organlar sana niye takıldı? Ne der? Osman ne der? La edri. Bilmiyor. Ama işte anne kanında sana organlar niçin takılmış? Geç. Abi onun orada en çok değer verdiği o kordon çıkınca o ok atılıyor. O atılıyor. En değer verdiği adı. Evet. Anne karnında takılmış organlar orada işe yaramıyor. Nereye yarıyor bakın? Görüyor musun? geç bakayım. Bakana, baksana şuraya. Demek ki anne kanında organ ayak takılmış. Orada işe yaramıyor. Bir çağ verdik adam kesti. Ve dünyaya geldi. Oo, az kaldı kesecektim ya. Demek ki oraya takılan iyi dinleyin. Mantıksızsa lütfen söyleyin. Anne kanında takılan organlar orası için değil gidecek olduğu yer içindir. İnsanın ruhundaki takılanlar da ebet sonsuzluk istekler Burası için değil, orası içindir. Bunu he demek için Müslüman olmaya gerek yok. Bir daha anne karnında anne karnında takılan organlar orası için değil. Ayak niye takılmış? Yürünen aleme gidecektir. Kulak takılmış. İşitilen sesler alemine gidecekmiş. Göz takılması görsel alemine. Kalp takılması sevgi alemine. Akıl takılması düşünme alemine gidecek. Ha demek ki orada işe yaramıyor. Ama o nereye takılmış? Gidecek olduğu alem için takılmış. İnsanın ruhuna, bedenine takılan ruh, Evet sonsuzluk da o alem içindir. Dünyada anne karnındayız. Bunu fizik de söylüyor. Biraz aşını olan, biraz ilim, bilimle meşgul olanlar, fanos teknoloji şeyi var, teorisi var. Yani biz acaba aldanıyor muyuz? Fanosun içindeki balık gibi miyiz? Yani anne karnındaki çocuğun organları dünya anne karnı gibi düşünün. Biz de böyleyiz. Duygularımız burada işe yaramıyor. Bu kol bacak yaramadığı gibi. Ama çocuğa bir çak vermiştik. Az kaldı ayağı kesti. Vay be. Bunu kesiyordu ha. Ne kadar lazım? Ha, i̇lle takıldığı yer için lazım değil. Başka yer için lazım. Şuraya bak ya. Akciğerin ne işi var su torbasının içinde? nefes almayı. Baksana ya. Güneş için yapılmış değil mi ya bu göz? Çiçekler için yapılmış. Peki burada böyle bir şey var mı? Bu ne ya? son bir tuhaf ya. Hakikaten ben böyle miydim ya? Nasıl bir teknoloji kullanmış? Nasıl bir ilim? Nasıl maddeyin Allah ya? Ha şimdi adam geliyor. 9 ayda imal edilen bu kafa. Anne kanda 9 ayda imal edilmedi mi? Şu teknolojiye bak. Beyni ha. Bu beyin araştırıyor. Beynin emarları ya. Doktorum. Neredesin? Beyin görüyor musun? Diyor ki ayet muhakkak, muhakkak ki biz insanı en mükemmel biçimde yarattık. Şuraya bak ya. Ya Rab hakikaten Allah'sın ya. Seninle gurur duyuyorum ya. Ya Rab seninle gurur duyuyoruz bunlar. Evet hepiniz gurur duyuyorsunuz. Şuraya bak ya. Bak yaratılışını tamamlayıp onu insan olarak düzenlediğim. Ben hem düşünerek için düş dura dura okuyorum ve içine kendi ruhumdan üflediğim zaman buraya içine Allah ruhumdan üflediğim zaman ona secde ederek yerlere kapanın dedik diyor. İnsana verdiği dereye bak. Ya adam geliyor ömrünü profesör bu kafa veya göze göz profesörü 9 ayda imal edilen göze ömür veriyor bitirdi mi araştırması? Biter mi ya? 9 ayda imal edilmiş ha neyle? Fasulyeyle, domatesle, kabakla, hıyarla. 9 ayda imal edilmiş bu hıyar ve kabak, ekmekle, domatesle. Şu beyni, beyin araştırıyor. Kendisi kendisini araştırıyor. Bitirebildi mi ömür billah? 90 senede bitiremedi. 9 ayda imal ediliyor. Bu arkadaşlar bedeninden bahsediyoruz. Ustad diyor ki, lütfen buraya bir de altını çiziyorum dikkat edin. Siz bu binanın içindesiniz. Binaya benziyor musunuz? Yok. Ne kadar farklısınız? Sizi binanın dışında birisi baksa. Duygularınızı, itikadınızı, meyillerinizi, arzularınızı, aşklarınızı, nefretlerinizi, öfkenizi binaya bakarak siz anlar mı? Anla Anlamaz. Ha, binadan kasıt bedendir. Sizden kasıt ruhtur. Sen, sen bu beden değil ki. O kadar farkız. Peki bedene bu kadar ihtimam içindeki ruhu içindir. Ruha bu değer ahiret içindir. Ya neler var ya. Daha gelecek şimdi. Dünyada lazım olacağı için takılmış demiştik. Sizleri annelerinizin rahimlerinde dilediği gibi şekillendiren, bak bu şekile bak, odur. Ee, Ali İmran suresinde, kendisinden başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. O izzet sahibi, yani şöyle düşün, ben minnettar olmak istiyorum, teşekkür etmek istiyorum. İnsanım yani, iyiliğe, iyilikle mukabel etmek istiyorum. Beni bu hale getiren, kim olabilir ya bir teşekkür etmem lazım diyor. Yani ibadet demek onu onaylayacağım, ona teşekkür edeceğim. Bana iyilik yaptın, bu iyiliğin için sana teşekkür ederim. Arkadaşlar ben bu vücuduma hakim değilim. Hiçbir organımı ben yapmadım. Benim annem de çay tarlasında çalışıyordu, ot biçiyordu. Bir şeyler oluyormuş ama karnında bende haberi yok. Sağ zaten kim geliyor belli değil. Kim nasıl bir adam geliyor beni bilmiyor. Beni nasıl yapacak? Irmaklarda, derelerde ot biçerken. Şimdi Allah Allah ama şu bedenin dışındaki ruhuna bak ya diyor ki kendisinden başka ibadeti hak eden kim hak edecek? Kime teşekkür edeceğim ben? Ya Rab göz verdiğin için. Göz ne kadar kıymetli? Bir, bir gün kireye verir miydiniz İsa gözünü? İki gözünü kireye ver bugün. Akşama böyle oturacaksın. Akşam senin gözünü de getirecekler, parayı da verecekler. Acaba nasıl kullanın? Ulan bir, bir, gün gözü kireye vermesin ya. Bunu nasıl vermiş ya? Madde görür mü arkadaşlar? Biraz fizik okumuşsunuz. Madde görmez. İnsan niye görür? Hiçbir ilah yoktur. O izzet sahibi her şeyin, her şeyi mağlup eden el aziz, hüküm ve hikmet sahibi olan el hakimdir diye. Bak şuraya bak ya. Ayak takılması dedik ya anne karnında. Niye takılmış? Yürüyeceği bir alemi gideceği içindir. Göz neye takılmış? Maşallah, değil mi? Şuraya bak ya, an karanlık geldi, bu olur mu? Böyle bir şey. Şuraya bak ya, o da şaşırıyor bana, böyle bir şey olur mu diyor ya. Aptal aptal konuşma diyor ya. Şuraya bak ya, ne diyorsun? Lan? Tamam, şaka diyorum yani. Gözlerin takılması, renklerin, şekillerin olduğu bir alemi gideceğine delildir. Yok de hadi ters Yani anne karnı karanlık, kör maddelerden göz takıldı. <laughs> niye gitmiş? şekler ve renk, renkler alemine gideceği içindir. Yok sen ne diyeceksin? Hadi ba başka bir şey de ya. Yok canım şekiller aleminde ne işi var ya? Göz karanlık içindir. Üniversite niye gidiyorsun? Cahil olmak için. Onun için okuyor. Böyle bir tuhaf. İnadına olmamak lazım ya. Yani insana yakışmıyor. E, ne verilmiş bak? Kulak niye verilmiş bak? Kulak takılması seslerin olduğu bir aleme gideceğim diyor anne karnında. Öyle demiyor mu? Yok ben sesler alemine değil sessiz alemine gidiyorum. Bu kulak öyle demiyor ki fıtratın şahadeti reddedilemez. Kafir mümin tasdik etmek zorundadır. Kulağın anne kanda takan benim kulağımı da sesler aliminde biliyor. Ona göre burada oraya uygun yapıyor. Kulak sese göredir. Yok diyebilir mi? Bu fıtratın şahadetidir. Bana kulağı veren sesi biliyor. İki, beş yıkı. Yok canım bana kulağı veren sesi niye bilsin ya? Öyle denk geldi ya. Bana denk geldi, sana da denk geldi. Herkese mi denk geldi ya? Hayvanlara da denk gelmiş. Nasıl gelmişse Allah Allah. El verilmiş. Tutmak için be kardeşim. Ama anne kardeşe yarıyor mu? Ya Rabbi ya sen nasıl sabrediyorsun ya? Ben insana sabredemiyorum da sen haliksin ya. Hakikaten Allah başka bir şey ya. Ben o zaman böyle toz gibi eserdim ya. Bunu duyduğu halde isyan yok inanma inanmamak diye çırpınan insanı düşün. Yani biliyorum yani. Yok ya. Evet evvela ahirette bak ne diyor. <laughs> Evel neşeyi ulayı. Yani Kur'an geçen hafta bir noktaya nazar verdim. Kur'an bir şeyi anlatırken geçmişi hatırlatmadan, geçmişi ima etmeden, geçmişe bir göz attırmadan geleceği hakkında size bir şey yaptırmıyor. Mesela Yahudi gelmiş, kemik kurumuş kemikleri tutmuş demiş ki ya Muhammed bunu mu Rabbin diriltecek? Ne demesi lazım? Tabii ki o delirtecek demedi. Yasin de geçiyor malum. Onu ilk hiçlikten vücut vermiş, hayat vermiş o delirtecek. Arkadaşlar bir insanın mutluluğu, geleceğini oluşturabilmesi için tercihleri, takdirini neye göre değişir? Neye göre herkes farklı yapar? Geçmişiyle alakalı olanlar geleceğini öyle takdir ederler, öyle tercih ederler. Kur'an geçmişe baktırmadan geleceğe baktırmıyor. Mesela ahiretteki ispatı anlatırken Kur'an ilk yaratılmayı nazara veriyor. Diyor ki ne şey olayı ilk yaratılmayı nazara verir. Der ki hepimizin bildiğimiz bir madde, nütfe, sperma. Nütfeden alakaya, kan peltisine, alakadan mutkaya, böyle kırmızıdan böyle et gibi çiğnem şeyine, mutkadan ta hılkat insaniye kadar olan neşetinizi görüyorsunuz gayb değil. Sudan kırmızı kan gibi sonra bir çiğnem sarkız gibi et parçasına oradan şu sisteme kadar yaratıldığınız yere göre bakıyorsunuz. Hiçbir cihaz yok. Nasıl oluyor ki ne şey uhrayı ikinci iade etmeyi inkar ediyorsunuz? Yani bir daha söylüyorum. Kur'an mutlaka geleceğe baktırırken, tercih ettirirken Mutlaka bir geçmişe atf nazar ettirir. Bu unuttunuz mu bu nimeti? Unuttunuz mu? Hatırlamıyor musunuz? Böyle yapılmamış mıydı? Böyle yapmamış mıydım? İnsana nimeti hatırlatmak için, bak yaptıklarımızı unuttun mu ki yapacaklarımıza inki, şüphe ediyorsun gibi. Ee, onun misli yani ikinci yaratılmak birinciden daha kolaydır. Motoru icat etmek zordur. Var olan bir motoru Demo, dağıtsan iki sene çıraklık yapan bir çocuk toplar. Motoru yeniden icat etmek mi zor? Dağılmış motoru toplamak mı zor? Anne karnındaki çocuğu yaratmak zordur. Nereden? Toprakta. Dedemin zerrelerini toplamaktan. Dedemin zerreleri orada. Çocuğun peki nedir? Hiçlikten yaratmış. <laughs> Hiçlikten. O diyor ikinci. Onun misti, Onun benzeri. Belki daha evveli kolaydır. Hem Cenab-ı Hak insana karşı ettiği sana tazimeyi ellezi cealelikum mine şeceri lahtari naran kelimesiyle işaret edip der ki size böyle nimet eden bir zat sizi başı boş bırakmaz ki kabre girip kalkmasın Kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Arkadaşlar iyi dinleyin. 8,5 milyar insanın aklını yapan kül. Bu akıl. Sen bu kalemin düşse düşmeseydin ha? Atar geçer misin? Geçmezsin. Para, ma maaş kazanıyorsunuz. Tam sene, şey ay sonu geldi. Aldınız maaşı yakar mısınız? Niye? Malınıza sahip çıkarsınız değil mi? Arabayı aldın Mercedes'i. Vallahi bunu nasıl yandığını hiç görmedim bir hakiyim. Olur mu? Yapmazsın. Niye? Sana verilen malına sahip çıkma duygusuyla yapmazsın. Sana bu duygu verilmiş. Tamam. şimdi 8,5 milyar insanın aklını yapan aklı kül, diriltmemek üzere 8,5 milyarın insanın toprağa sokup diriltmemek üzere yok edip akılsızlık yapar mı? Böyle bir akıl. Ben kalemimi düşersem alırım, israf etmem de. 8,5 milyar insanın aklını yapan aklı kül, diriltmemek üzere o akılları yok ederek akılsızlık yapmaz. Nereden biliyorum? buçuk milyar insan aklının ustası. Akıl ustası akılsızlık yapsa akıl ustası denmez. İşte diyor ki Ellezi cealelekum ne şecele lahtari naran. Size böyle nimet eden bir zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Hem Remzen der, şimdi ispat ediyor, geçen hafta anlatmıştım. Ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Gene geçmişe atfediyor. Odun gibi kemikten hayat bulmasını kıyas edip edemeyip istibad ediyoruz. Şuraya bak görüyor musunuz? Şuraya bak ya bu dirilme normal bir şey mi ya? Şuraya bak ya. Bak böyle heyecana bak, heyecana bak yani. Şimdi bu ömründe toprağın dirildiğini görmesen toprağın. Allah gösterse size, bize. Bundan ne çıkar diye. Hiç böyle bir ihtimali verir miydik? Ya Rab ne demek ha böyle bir şeyler çıksın. Kiraz densin, armut densin, incir densin. Tadı şöyle olsun, karabiberi, tuzu şöyle, yağ böyle olsun. Zeytinyağı da olsun ama siyah bir şeyin içine. Ya böyle bir şey olur mu ya? Yani dünya çöl olsa, gösterse ne olur bundan diye? Ya arkadaş böyle bir teknoloji yok mu? Bu teknoloji değil mi yani? İlim gerekmiyor mu? Bu boya yatmak için göz gerekmiyor mu? Marifet gerekmiyor mu ya buna? Şu toprağı diriltmek için ölü mü? Dirilten ölü müdür ya? Toprağı dirilten, ölü çekirdeği dirilten ya diridir ya ölüdür ya. <laughs> ya. Çok acayip. Odun gibi kemikleri hayat... Var. Aha işte kışın ölmüş ağaçlarına böyle kemik. Bu, bu, dirilir mi? Dirilir tabii. Kirazlar daha dirildi. Ağaçlar dirildi. E kemikte ne farkı var ölü insanın? O da ölmüş. O da hayatı çekilmiş. Odun gibi kemikle hayat bulması kıyas edemeyip istibat akıldan uzak görüyorsunuz. Hem semavat varzı halk eden, semavat varzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? Hizde okuyorum ki çok malzeme var gelecek. Koca ağacı idare eden, o ağacın meyvesine emniyet vermeyip başkasına mal eder mi? Bütün ağacın neticesini terk etmekle, bütün eczasıyla, hikmetle yorulmuş hırkat seceresini abes ve beyde yapar mı zannedersiniz? Şimdi şu, insanı diriltmemek üzere öldürürse ne olur biliyor musunuz? Dirilmedi, öldü gitti. İnsana bu, bu, bugün edilen masrafa bak. Ciğerini kullandı, böbreğini kullandı. Böbrek kullanmak ne demektir? Diyalizcilere sor. Ayağını kullandık ayak ne olduğunu felsefe hastalar soruyor. Güneşi kullandık mı? Havayı, dünyanın dün. Bak bugün edile masrafa bak. Ve bütün insanlara. Eğer insanlar bu hayattan sonra, bu hayattan sonra ölüp dirilmemek üzere gidiyorlarsa bunlara yapılan bütün masraf israf olur. Ve abes olur. Üniversiteye niçin gidiyorsun? Kafamdaki bilgileri söküp atmak için. Cahil olmak için. Yani bu insanlar madem dirilmeyecekti, yok olacaktı, e, başımız yok, sonumuz yok. İki yokluk arasında varlık mı olur entropi kanununa göre? Yani eğer biz hiçlikten geldik, hiçliğe gidiyorsak iki hiçlik arasında varlık mı olur? Bir düşünsene ya. İki hiç. Bing Bang teorisinde bile sıfır zaman diyor. Yani orada bir zaman var, hiçlik değil. Geç. Aynen bu örnekteki gibi. Şuraya bakın ya. Şu teknolojiye bakın ya. Şuraya bakın. Hızlı şey yapmışlar, o denizi alacaksın, Karadeniz'in su, suyunu alacaksın, tokata kar yapacaksın Abdullah. Ondan sonra güneşi getireceksin 150 milyon kilometre uzaktan, ısıtacaksın, artan güneşi odun diye depolayacaksın, şarj pil aleti. Biz hoca derdi ki, şarjlı piller var ya pil, pili diyor, oduna bakılarak yapılmış. Nükleer santral da buna göre çalışıyoruz, o tabii uzun konu. Güneş bak, güneşten artan enerjiyle odun yapmış. Odun nedir? Donmuş güneştir. Nereden biliyoruz? Yak bak göreceksin. Odun nedir? Donmuş güneştir. Aynen bu örnekteki gibi insanda bulunan beka ve ebed arzusu ahiretin delilidir. İnsan bir yerdeyken her yerde olmak istiyor ama tek yerde anne karnında takılan organlar dünya için, ruha takılanlar da ahiret için. Şu, şu şeye bak ya, dünya böyleyse Allah bu dünyaya zindan diyorsa cennete gör. O cennet nedir merak ediyorum ya. En az sıf onun için. Şimdi bir görmek için 60 sene gayret ederdim. Adam ömrünü veriyor Merkür'e gideyim, Ay'a gideyim de ölüyor yolda. Vallahi böyle, böyle bir alemin bunu, ahirete göre zindan hükmündedir. Acaba orası nasıldır ya? İnsan sıf 60 sene sırf merak eder. Bir, böyle kapısını açayım bir bakayım ondan sonra gideyim. Burası cennetse orası ne? He ya. Cehennemdir diyor bu. Evet, yani. zindan dünya. Evet. Şimdi seyredin. Aç. <laughs> bak. Bak. Güce bak. <laughs> Fakat enaniyet <laughs> yaptı biraz. <gülüyor> <gülüyor> enaniyet yaparsan da olmaz işte. <laughs> Şimdi buradaki kasıt şu. Neresinde saklıydı bu? Öfke, nefret, şehvet, gada, pidet, aşk, muhabbet. Şu anda yok. Ha, o aktif oluyor değil mi? İman da oraları, öteleri aktif ediyor. Bak konsantre ile gücü, bir karşıtımla şehvetim, yanlışlıkla gadabım uyanıyorsa iman da ahireti böyle uyandırıyor bende. Ama enaniyet yaparsan devrilirsin. Bir daha de böyle bir rahatlayalım ya. Vay şu güce bak görüyor musun ya? Nerede bu güç? Nerede saklıydı? Ona bak yani. Güç orada. Ama ayaktan açmış havada ha. Doktor çok şükür bunu kastedeceğim. Ha ne diyor? Konsantre ile ortaya çıkan güç Konsantreden önce nerede bulunuyordu? Sorsana kendine neredeydi? Ha o her şey kendi cinsinden bir şeyi aktif ediyor. İman da bir konsantredir. Başka bir şeyi aktif ediyor. Nerede? E, o güç nerede saklıydıysa ise konsantresi çıkarttı. Bu da iman da böyle. Yeah. <laughs> tamam. Şimdi bu da çok önemli. Bu da çok önemli. Bak bazılarını çok önemli diyorum. E, Labaya geçtin. Labaya simanı görüyorsun. Tamam. Ne görüyorsun orada? Gösterdiklerin. Göstermedin. Orada ne bağırıyorsun? Bu gösterdi. Ha. İnsanın şu siması da aynadır ruhunu gösteriyor. içini. Nasıl bir ayna? Lavadaki ayna benim görünüşümü, zahirimi gösterirken sima ruhumu gösteriyor. Namaz kılıyor muyum, kılmıyor muyum? Ateist miyim, dinsiz miyim, faiz miyorum vesaire. Millet, Fransız mı, İngiliz mi anlarsın. Sima da Aynadır. Et ayna olur mu? Teknolojiye bak. Oluyor. Bak diyor ki aynada insanın bedenini seyredersin lavada. Simasını da ruhunda se ruhunu da insanın şurasına seyredersin ruhu. Aynada insanı, simada ruhunu, ruhunda da neyi? Ahireti seyredersin. Lavada kendimi, simada ruhumu, ruh aynasında da ahireti seyredersin. Ahiretin istekleri var. Sima kadar içini dışına gösteren cami bir ayna yoktur. Sima. Yani şu. İçimi nasıl göstereceksin? Hakikaten duyguların, fikirlerin insanın simasına gözüküyor. Şöyle bir misal vereyim. Namaz kılanla kılmayanın siması farklıdır. Namaz kılma hareketinin 10 katı kadar Ali hareket yapsak namaz kılanın da kişideki nuraniyet olur mu? Olmaz. Namaz hareketlerinden daha fazla hareket yapsan namaz kılanda gözüken sima Spor yapan da olur mu? Olmaz. Peki nedir o? Namaz ne yapıyor ki burada böyle gözüküyor? En azından namazın makbuliyetini sen şahitsin. Siman değişiyor. Eğer doğru bir hareket olmasaydı, yoga gibi olsaydı, siman nurani olmazdı. Simada ruhu, ruhta da ahireti seyredersin. Simahum fi vucuhu min eferi sucud. Simalarından bellidir bu adam nasıl bir adamdır. Başka? çok tuhafınıza geçecek. Elsinetikum e ve elvanikum. Lisanlar konuşmak da ruhun dış dünyadaki nüfus cüzdanıdır. Ruh nasıldır? Kişi dilinin altındadır. Konuşmak, kelam ruhun dışsal nüfus cüzdanıdır. Nerede nasıl terbiye oldu? Kimdir bu adam? Ben bir benim bir nüfus cüzdanımı görsen yaşını, memleketin, doğumunu vesaire anlarsın. Kelam da içini seyredersin. Kelamla adamın içini seyredersin. Nasıl bir adam? Şimdi ben bunlar konuşurken için bunun zıttıyla mı dolu? Nasıl olacak? İnallah halak al insan Allah sureti rahman. Ne demek? Rahman dedi, rahim demedi insanın siması. Allah da demedi. Rahman. Yani kainattı ki neymiş? Hakiki bir manasını anlar. Çünkü Cenab-ı Hak hakkında suret muhal olmasından suretten murat. Surettir ahlaktır, sıfattır. Yani rahman kafir mümin fark etmeden rızkını veren, merhamet eden, acıyan Allah. İşte insanın ruhsal yapısı da sureti rahman. Yani acıyan, merhamet edendir. Acımayan, merhamet etmiyorsa insan değildir. Baksana hala Abad'a bak. Kendisini seyrediyor. Kızar mı ya? Niye böyle bana bakıyorsun? Sen öyle gösteriyorsun. Evet sona doğru geldik. Navigasyonun gösterdiği adresten şüphe ediyor musun? Adresi yazdık. Avrupa'da olsa ki ben çok dolaşıyorum. Yazıyoruz oraya. Ulan bir hata yapsak hayatın gitti ya. O dersek değil. Belki kaç gün sonra geri geleceksin ha Abdullah? Yazıyoruz arabayla. O adrese gidiyor. Navigasyonun gösterdiği adresten şüphe etmiyorsun da ruhunun gösterdiği adresten niye şüphe ediyorsun? Bak navigasyon ne gösterirse, kaç kilometre gösterirse ona inanıp itimat edip gidiyorsun. Değil mi? Şüphen var mı? Yok. Aynen bunu geç bakalım oğlunun yapmış olduğu navigasyona itimat edip gelecek mekan ve zamandan şüphe etmiyorsun da ruhunun gösterdiği ve Kur'an'ın tanımladığı gelecek alemden nasıl şüphe ediyorsun? Bu da navigasyon. Bunu, ondan oğlunun yaptığı aletten şüphe etmiyorsun. Bu da navigasyon. Fıtratın da navigasyon. Evet. Şu sırrın keşfi için şu misale bak. Senin elinde bir ayna bulunsa Sağ tarafındaki mesafe geçmiş. Sol tarafındaki mesafe mustakbel. Yani gelecek farz edilse. Bak nerede oturuyorsunuz? Şu anda göremezsiniz ama bak akılla çıkıyoruz. Akıl aynasıyla ile, kalp aynası ile, ruh aynası ile. Bak çıkıyorsun bak nerelerdesin. Siz onu seyrederken ben sizin kulağınıza hitap edeyim. O ayna yalnız yani bir ayna şurayı tuttu. Kaldırdım, 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 kaldım her taraf. Buraya göre siz geleceksiniz. Bu da geçmiş. Kaldırsam bu salonu tutar bu aynaya göre geçmiş gelecek yoktur. Hepsi vardır burada. Ama bak bu taraf gelecek. Bu taraf geçmiş. E şimdi aynayı koydum. Anladınız değil mi? Burayı görüyor, önü görüyor. Şimdiki zamanı görüyor. Kaldırsam üç zamanı da görüyor. Aynı bak siz şu anda içeridesiniz bunun. Mahmut burada mı? Mahmut yok. Bak Allah razı olsun o çekmiş. Ee, aynı yalnız mukabilini tutar sonra iki tarafı birden e, tertip ile tutar. Ço çoğunu tutamaz. Öyle aynı o ayna ne kadar aşağı ise o kadar az görür. Fakat o ayna ile yükseğe çıktıkça o aynenin mukabil dairesi genişlenir. Gitgide bütün iki taraf mesafeyi birden bir anda tutar. İşte şu ayna şu vaziyette onun ne yazıyor? Onun irtisamında yani resimlenmesinde aynede gözükenler o mesafelerde ceyran eden halat birbirine mukadem. Yani şu insanda gözüken öncelik sonralık yok. Ebed, sonsuz, nihayetsiz hepsi gözüküyor. İnsan ruhu da bir ayna orayı gösteriyor. Navigasyon, navigasyon tek başına gösteremez. Navigasyon aletimiz uyduya bağlı. Ben buradayım. Gidecek olduğum adres gelecek. Geçmiş olduğum adres geçmiş. Erzurum geçmiş. Almanya gelecek. Alet de buradayım. Ben üç zamanı ihate edeceğim. Uyduya bağlanıyorum. O zaman üç zamanı birden tutuyor. Ha, navigasyon ruhtur. Haşa, acına e, acana bak uyduya, tamam? Ve ruhlar alemi gayba. Bu navigasyon da gösteriyor. Yazıyoruz. Evet istiyorum. Evet böyle bir yer var diyor. Navigasyona bir adres yazın. Yoksa adres göstermez. Böyle bir adres bulunamadı diyor. E, ruhta da bir adres yazıyoruz. Bende ebed var. Ebed denilen bir yer. Alemin kayıpta var mıdır? Evet rrr, vardır. Neresi? Ahirette. Sırat köprüsünden sonra. Sağa döndüğün zaman tekrar sağa yapacaksın. Sola vuracaksın. Sağa döneceksin. Sola vuracaksın. Dost gittiğince gittince cennete gideceksin. Devam ediyor. Maz manzarı ağladan ezeden ve dekana gidiyor. Bak diyor ki insanoğluna bak. Kağıt çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Tamam mı? İnsanı, i̇nsanın ruhuna bak. Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Yani baktığım zaman her şey bendedir. Bakarsın basit alemi seyrederim ama eğer ben gelişime farkındalığım olursa, eğer denildiği gibi yaşarsam, seyreder alem beni. Değer alır o zaman. Ma manzara ağladan ezelden ebede kadar her şey, işte kader ilmezeli. Yani manzara ağladan ezelden ebede kadar her şey olmuş olacak. Birden tutar, iat eder bir makam aladadır. Şimdi kaderi de göstereyim, kapatayım. Kaderi de. Navigasyon cesedi misal. Bas bak bu şuraya bak ya. Navigasyon cesettir. Navigasyon pili bizim hayatımızdır. Navigasyon içindeki program ruhtur. Haşa uydu Allah'a misal. Uyduyla uyduya göre mazi müstakbel var mı? Yok. Hepsi aynıdır. Ama dünyadakilere göre mazi geçmiş gelecek vardır. Navigasyonda maksat cesettir. Navigasyonun pili hayatımızdır. Navigasyon içindeki program ruhtur. Haşa uydu da Allah. Navigasyonu uyduya bağlarsan yani e, telefonumuza telefon kartı takmasan demir yığınıdır. Telefon kartını yani bir baz istasyonunu bir tane telefon şeyi kabul edersen, takarsan bütün dünyayla görüşürsün. O e, kart da telefon çipi kartı da imandır. Bu ruha taktığın zaman uyduya bağlıyor seni. O zaman her şey değer alıyor. Yoksa kiloyla değerin oluyor. Geç. Bak. Eğer navigasyonun bulunduğu yer, bulunduğu telefon, telefona sim kartı takmasan telefon demir yığınıdır. Hiçbir şey, hiçbir işe yaramaz. Telefonu telefon yapan karttır. Kart da imandır. Navigasyonun programı ise sünnet-i seniyedir. Almanya'da biz navigasyonu yüklerken ve Türkiye'de de diyor ki nereye yükleyeceksin? Sırf Türk Türkiye. Yok Avrupa'yı da yükle ya. Amerika'yı da yükle. Ona göre yüklüyor. İşte e, insanın ruhundaki hangi memleketi yükleyeceksin? Sif dünya. Ehli dünya olursun. Navigasyona ahireti de yüklemek olursa sünnet seni programını alacaksın diyor. Bak bak bunlar onu gösteriyor. Acele ediyorum. Navigasyonun gösterdiği adresten şüphe etmediğin gibi ruhunda ruhunda gösterdiği alemleri ruhunda gösterdiği alemlerden şüphe etme ahiretini gösteriyor. Ruhu öldürüp bedeni hapsedip gömen günahlardır. Azrail Aleyhisselam müjdeye bakın. Azrail Aleyhisselam'dan ne kadar korkuyorsun? Halbuki Azrail Aleyhisselam ruhunu alıp götürür. Ruhu öldüren günahlardır. Azrail Aleyhisselam ruhu öldürmez. Azrail Aleyhisselam bedenden ruhu alıyor. Ruhu öldüren günahlardır. Bak Azrail Aleyhisselam ruhu öldürmez. Ruhu cesetten alır. Ruhu öldüren günahlardır. Evet, kader bu. Nedir o? Dört zamanı görüyor musun? Fanos gibidir. Kader bunun dışındadır. Yani şu. Şunu anlamak için arkadaşlar bu ve son. Bitti. Şu dünya hayatıdır. Şimdi dünyada oturuyorsunuz bir çekirdeğiz. Şu dünyada yaptığımız amellerdir paraleli Ahirette oluyor şu anda. Olmayacağız, oluyoruz. Şu anda ne adım attınsa aynısı oluyor. Ona senin paralelindir. İşte kader nedir bakın. Bir ağacın büyümesi için ne lazım? Güneş. Başka ne lazım? Su. Başka ne lazım? Toprak. Başka ne lazım? Muamele. Başka ne lazım? Bu kadar. Şimdi ağaca çekirdeğe güneş Allah'a iman gibidir. Çekirdeğin su ne kadar lazım? Peygamberlere iman gibidir. Bu ağaca dört mevsim meleklere iman gibidir. Bu ağaca nasıl muamele yapacaksın? Yani çapa mı yapacaksın? Buduyacak mısın? İlaçlayacak mısın? Kitaplara imandır. Şu anda biz ne yaşıyorsak aynı anda ötede de oluyor. Paralelimiz bu ahirettir. İşte bu tane beş tane iman esasını bütünleyen, hazmeden kişinin adına kader imandır. Risale de şöyle geçiyor. Ubudiyet toprağı altında e, imanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla Ubudiyet toprağı altında evamir-i imtisal ederse dar, sıkı, karanlık alemde çekirdek alemi şahadete ve gaybda ne şu bulacaktır. Şimdi kadere iman bittiği konumuz altıncı esasın sonudur. Sebebi beş tane iman esasını hazmeden kişinin kişiye Allah'ın verdiği nimet ilahiyedir kadere iman. Yani kadere iman şu gemiye bindik sırtımızda yük var. La koysana gemiye o götürsün. İşte kadere iman Beş tane iman esasına inanan kişiye Cenab-ı Hakk'ın teselli nimetidir. Yükünü, sıkıntısını kaderin sefinesine, gemisine atmak içindir. Kader yük değil, yükümüz atmak içindir. Evet, kadere iman etmeden yaşayamazsın. Ya içki ya kafa yiyeceksin. Çünkü keşkelerle dolu. Ne yapacaksın o ke geçmişini? Keşke yapmasam, keşke yapmasam. Demek ki altı tane iman esası burada işlendi. Bu çekirdek insan dünyadadır. Bu hayat, yaptığımız hayat aynı anda ahirette oluyoruz. Ama melekler iman dört mevsimdir. Nasıl muamele yapacağız? Kitapta yazar. Güneşe misal Allah'a imandır. Yağmur peygamberlere imandır. Burası ahiret, burası da dünya hayatıdır. Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Uzattığımı biliyorum ama ahirete iman gidip de gelen mi var? belki siz okusanız gayret ederseniz etsen 15 senede bunlara biraz ulaşabilirdin ama nimeti ilahi olarak kabul edin ve gene de hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya buluşmak üzere. Vakhir davahum enelhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.